Ne oldu senin? Özür diledin mi Ozan? Ne özür dilemesi Leyla'cığım? Garip garip bakışlar falan. Anlamadım ki ben de. Olsun canım, merak etme. Utancındandır. Suçunu biliyor ya, ondandır. Ondandır herhalde. Ya merak etme sen. Eminim ki şu anda senden özür dileme provası falan yapıyordur. Çok beklersin. Efendim? Yok canım, sana demedim. Aa! Kızlar! Ben sizi tebrik etmeyi unuttum. Siz ikiniz de fen bilgisinden 5 almıştınız değil mi? Hareket bu, aferin. Kopya çeksen ben de 5 alırım. Hiç de bile Kıvılcım, kopya falan çekmedik. Leyla, yapma. Olur mu öyle şey Kıvılcım Hanım? Onlar hiç kopya çekiyorlar mı ya? Yapmamışlardır. Ben 5 alamadım diye dalga geçmesinler o zaman. Vallahi tutarım nefesimi, görürsünüz. Yok yok yok, hiç gerek yok Kıvılcım Hanım. Lütfen tutmayın ya. Selin annesi yok burada ya. Uğraştırmayın şunla bizi. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş bulduk demekle beraber ben hemen güllacımı söylemek istiyorum. Benim bütün gün güllaç hasretiyle yanıp tutuştum. Ve hemen arkasından güllacı ne yiyeceğim? Burada fiyatları aslında baktıktan sonra ben güllaçtan başka bir şey yememeye karar verdim. Tek güllaç bana yeterli. Siz ne alırsınız? Biz bir şey almayalım. Aha, kızlar olur mu öyle şey canım? 40 yılda bir dışarı çıkıyoruz. Şişt, söyle. Tamam. Kızlar en ucuzu da sütlaçmış. Ben bir sütlaç alayım o zaman. Ben de. 3 tane sütlaç. İçecek olarak? Yok, yok biz bir şey içmeyiz. Şşt! Kızlar kuru kuru gider mi ya? Söyleyin ne istiyorsanız söyleyin. Tamam. Ben bir limonata alayım o zaman. Ben de. Şimdi görürsün sen Zülfikar. Menüde ne var ne yok hepsini sipariş edeyimde bu beslemelere iyi davranmak neymiş gör. Belki hesabı ödeyemeyip rezil olunca dersini alırsın. Kıvılcım Hanım, siz tabii daha iyi yerlere layıksınız, alışıksınız ama bizle beraber bir şeyler yemek istemez misiniz? Siz de söyleyin. Yok yok, menüye baktım. Fiyatlar fena değil. Nasıl efendim? Yani ben şey alayım, bir profiterol, bir kazandibi, bir de güllaç. Yuh yani Kıvılcım, abartsaydım biraz. Size ne ya, Zülfikar ısmarlıyor. Siz mi ısmarlıyorsunuz? Değil mi Zülfikar? Tabii efendim. De, yiyebilecek misiniz hepsi? Yerim. Canım çekti. 2 porsiyon da kuru pasta alayım. Kuru pasta kuru kuru gitmez tabii. Bir kola, bir de vişne soda. Tamam. Zülfikar abi zor durumda bırakmak için yapıyor. Yazık ya, nasıl ödeyecek bu kadar şeyi? Kız tek başına 4 kişilik bir ailenin bir aylık mutfak masrafını yapsın neredeyse. Şu tatlıdan bir tane daha söylesen Zülfikar. Kıvılcım orada yarısı duruyor ya. Bayatlamıştır bu, ben yenisini istiyorum. Kıvılcım Hanım, yani parayı falan da geçtim, mide fesatı geçireceksiniz, bir şey olacak, bana fenalık geldi lütfen ya. İyi be. 40 yılın başında bir yere getirdim. Şimdi de lokmalarımı mı sayıyorsun? Ya efendim ne münasebet, ne alakası var lütfen ya. Ben de tutarım nefesimi. Tamam Kıvılcım Hanım lütfen. Lütfen tutmayın tamam. Bak arkadaşım bayana istediği şeyleri ben. Ne istiyorsa. Ben bu pastanın bütününden istemiştim. Nerede kaldı? Geliyor efendim. Leyla bu böyle olmaz, bir şeyler yapmamız lazım. Bak aklıma ne geldi. Eğer başarabilirsem hem Kıvılcım'ı durdurmuş oluruz hem de Zülfikar abi hesabı ödemekten kurtarmış oluruz. Nasıl olacak o? İzle. Çok affedersiniz hanımefendi. Saçım başım üstüm her şeyim mahvoldu. Çok özür dilerim, istemeden oldu. Sus özür dileme sus. Evladım ne yaptın sen ya? Hanımefendi çok özür dileriz. Ama olmaz ki böyle dikkatsizlik. Biz de hep buraya gelelim diyorduk. Şu yaptığınıza bakın. Kusura bakmayın küçük hanım. Çok affedersiniz, çok üzgünüm. Ama üzgün olmakla halledilmez ki bu. Şikayet edeceğim burayı. Neyse hesabı verin de gidelim biz. Hesap falan yok efendim. Hesap bizden. Hesap yok mu?
Aa, olmaz. Lütfen efendim, kendimizi bu şekilde affettirmemize müsaade edin. Tamam ama biz gittikten sonra garsondan parayı istemeye falan kalkmayın. Sonraki gelişimde öğrenirim çünkü. Kesinlikle efendim, müessesemizin ikramı. Ya yok yok, olmaz, siz getirin hesabı. Yok efendim, yok yok. Biz sizin gibi iyi müşterilerin ayağını buradan kesmek istemeyiz. Ya hayır hayır, ödesin de ödesin. Tamam 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 çocuklar. Demek ki ben bugün şanslı günümdeyim. Yani tam da ben hesabı ödemek için elimi cebime atmıştım aslında. Kızlarına getirdim ve hesabı ödemeden öbür cebime cüzdanımı koyuyorum. Sizin gibi genç bir işletmeciyi de tebrik ediyorum. Sağ olun. Sağ olun efendim. Siz sağ olun, kusura bakmayın tekrar. Hadi o zaman gidelim biz. Kıvılcım, önünü görebiliyor musun yoksa ben yardım edeyim mi? Kes sesini be, kes sesini. Aa, bir de tatlı insana mutluluk verir derler. Sana hiç aramamış nedense. Kızlar, hadi. Hadi 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 hadi, boşalt boşalt boşalt, çabuk 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 çabuk. Kızlar dikkat edin, pastadan ayağınız kaymasın. Bekleyen Bey. Seval Hanım, merhaba, nasılsınız? Teşekkürler, siz sormalı. Vallahi iyiyim de. Neyse, ben sizi çok tutmayayım. Kızlarınız bekler. Ne münasebet canım, ben evli değilim ki. Ya, değilsiniz demek. Gerçi yüzük falan da yok ama ben çocukları görünce ne bileyim şey zannettim. Ya onlar benim biricik yeğenlerim. Maşallah maşallah, çok tatlılar. Değil mi? Hele bir tanesi bugün bayağı bir tatlı. Ben o zaman onları bekletmeyeyim. Görüşmek üzere. Çok memnunum gördüğüme.